Hepinize selamlar dostlar. Planet Zoo sezon 2'nin yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Karşınızda Buffalo katilimiz duruyor. Kendisi önceki bölümümüzde balımızı avlamıştı. Şu endamlı reis. Koş, koş. Ay, ışık da ne güzel vurdu. Çok karizma be. Ama boğulmadan biz onu bırakalım. Aa, bu yaşlı. Bu arada şöyle bir şey öğrendim dostlar. Albinolarını göster demiştiniz ancak Sandbox'ta albino yok. Böyle acı bir haber öğrendim maalesef ki. Acı yani baktığımızda da fark ediliyor. Hani her hayvandan 4 tane var işte. 2 dişi, 2 erkek olmak üzere Sandbox olduğu için. Başka da yok zaten. Herhangi bir şekilde albino falan gelmiyor. Hatta halihazırda satın aldığımız türlere bakalım. Afrika Buffalo's. Yenileri geliyor ama herhangi bir şekilde albino gelmiyor maalesef. Yani açıkçası Planet Zoo serisinin bitmesini istiyorum ben. Yalan yok hani zevk alarak oynamıyorum oyunu. Herhangi bir şekilde hani gram zevk almıyorum oyundan. Çünkü hani oyun bana istediğim hiçbir şey vermiyor artık. Ben hani ilk alırken şu düşünce vardı. Tamam, güncelleme gelir düzelir. Güncelleme gelir düzelir. Güncelleme geldi, düzelmedi bir. Olmasını istediğim şeyler ek paket haline geldi. Oyunu aldığınız kadar bir o kadar daha para vermeniz lazım ki vermem. Çünkü birinci param yok, ikinci değmez. Diğer bir olay, ek paketleri alsanız da istediğim hale gelmiyor. Yani alsam da beni tatmin edecek hale gelmiyor. Yani mesela Jurassic World Evolution yavan bir şekilde hani ek paketleri alınmadan, ah karanlık olmasaydı iyiydi. Heh. Ben şunu bir durdurayım. Mesela Jurassic World Evolution'da para yani yavan bir şekilde oyunun ek paketleri olmadan oyun harika bir oyun. Ama Planet Zoo ok gibi bir oyun yani başka bir açıklaması yok. Güzel bir oyun değil şu an hani. Bana herhangi bir şekilde o zevki vermiyor. O zevki tattırmıyor herhangi bir şekilde. Yani bu hayvan gösterme şeyi zaten internette var olduğunu düşünüyorum. Ha yine de şu anlık devam edeceğim yani hani izlediğiniz, sevdiğiniz bir seri ve ya aslında çekmem. Bak yalan yok. Ama izliyorsunuz. Hani bir içerik üreticisi olarak size de hitap etmem lazım. Normalde sadece hobi olarak şey yapıyorum burayı ama hani sevdiğiniz, izlediğiniz bir şey. Yani başka hangi oyunun videosunu çekerim onu da bilmiyorum. Yalan yok yani. Şimdi öyle bir olay da var. Hani benim oynadığım oyunları kimse sevmiyor. Mesela RimWorld. 30-40 izlenen bir oyun. Hiç kimse sevmiyor. Yani bu oyunlar 400-500 izleniyor birkaç hafta sonra. Hani o civarlara ulaşıyor. Gidin şu an RimWorld videosuna bakın. Ki RimWorld harika bir oyundur. Bu oyunlara da 1000 basar bence. O oyun işte 30-40 bilemedin 50 izlenir. Veya işte Banished. Onu hiç paylaşmadım diye biliyorum da paylaşsam RimWorld kadar bile izlenmez. Bir ara Far Cry 5 attım. Far Cry 5 bile izlenmedi. Yani şu an Red Dead Redemption oynuyorum. Mesela hikayesinin videosunu çekecektim. Sonra dedim izlenmeyecek. İnternette videolarına baktım. Onlar da çok izlenmemiş. Sonradan atılanlar. İlk başta atsaydık eyvallahtı. Tabii yani en başta param yoktu. O zamanlar yine aynı şekilde. Hani herhangi bir şekilde içerik konusunda tıkanmış durumdayım. Hani şey kanalda değiliz ki yani böyle işte evet arkadaşlar bugün vlog çekiyoruz. Yapmam. Hoşuma giden şeyler değil. Hani belki ileride olabilir ama şu an yapabileceğim şeyler değiller. Hani şu an size içerik üretemiyorum kısacası. Hani aklıma hiçbir şey gelmiyor. Mesela Jurassic World tamam. Yaptık işte bütün dinozorları yapacağız. Eyvallah onları kapıştıracağız yine tamam. Ki zaten bunların videoları da var. Onu da söyleyeyim hani. Bunları yaptıktan sonra neyle devam edeceğiz? Hani şu an devam edeceğimiz bir oyun var. O da Cyberpunk 2077. Satın aldım. Hani aktifleşmesini bekliyorum ki indireyim videosunu çekeyim. Daha oyun çıkmadı. Cyberpunk serisi gelecek. Sonrasında ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Yani kanal biraz şey ilerliyor. Terelelli ilerliyor. Zaten ben de birkaç kere bıraktım, şey yaptım. Hani tatmin olmadığım için oynarken ve video çekerken hani içerik üretirken tatmin olmadığım için
bir süreliğine bıraktığım oldu. Birkaç kere yaptım bunu. Şu an yapmak istemiyorum bunu artık. Hani devam etmek istiyorum ama yine darlanmış durumdayım. Evet, böyle şu anlık size bir iç döktüm. Yani evet, bu kadar. Arada bir yayın yapıyoruz bu arada. Onlara gelebilirsiniz. Yani takip ederseniz size bildirimleri gelir Twitch'ten. Twitch'ten yapıyoruz. YouTube'dan yapmıyorum. Hoşuma gitmiyor. YouTube'dan zevk almıyorum. Yayını, yani Twitch sadece yayın içerikli bir platform. YouTube video içerikli bir platform. Hani YouTube o da video o da üzerine. O yüzden Twitch'in daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. O yüzden orayı tercih ediyorum. Yani gelirseniz 3-5 arkadaşımız geliyor. Yani 3-5 kişiyle şey yapıyoruz. Oyun oynuyoruz orada. Gelirseniz Red Dead Redemption yayını yapıyorum mesela. Ona gelebilirsiniz. Evet. Şimdi evet, asıl velhasıl kelam diyerekten aslan almıştık. Alfabetik sırayı bozmuştuk. Buffalo almıştık en son. Burada da aardvarklar mıdır nedir? Bunlar var. Bunları da bir yollayalım. Direkt şuradan yapayım en iyisi. Ha, bunlar da doğurmuş. Hadi yavrusuna da bakalım sizin için. Yani biraz şirin duruyor ama garip bir yaratık yani. Evet, evet, evet. Trade Center'a gönder. Buraya tıkla. Tak, tak, tak. Devam et oyun. Aslanları zaten biliyorsunuz, daha detaylı aslanları görmek isterseniz zaten birinci sezonumuzda gösterdik. Onu tekrar edeyim. Önceki bölümde de söylediğimi hatırlıyorum ama ben yine de size söyleyeyim şu an. Release olabildiğince release. Gergedanlarımıza ben tekrar bir yakından bakmak istiyorum. Güzellerdi çünkü. Böyle uyurken. Abi şu deriye bakar mısın ya? Bildiğin zırh hani, bak şurası şey böyle. Kalkan. Kıçında da var. Her yeri hayvanın ya. Dehşet bir şey. Bir de şu kardeşimize tıklayalım. Tam da zamanında tutturduk. El bombası atar gibi kaka attı hayvan. Abiciden baksanıza, katman katman zırh var hayvanda. Böyle şey sanki. Üzerine bu pasta malzemesi dökülmüş gibi böyle. Kat kat olmuş. Evet. Tamamdır. Şimdi bu kafeste de gönderebildiğimiz hepsini bir vahşi hayata gönderelim. Release to the wild. Seni niye şey yapamıyoruz? Tamam, sen de oraya git. Bunları da bolca aldık ki şey olsun. Adı nedir? Ya niye erkekler salınıyor? Yaşlı diye mi bu? Tamam, bunu da storage'a yolla. Tamam, şu an parkımızda herhangi bir hayvan yok. Hemen Animal Trading'e girelim. Şurayı fırlayalım. Hah, aynen. Alfabetik aldık. Evet, fil. Hadi alalım. Sadece bir tane alacağım bu arada. Çünkü diğerleri paralı, doğaya salamıyoruz. Ve depoda biriktikçe sıkıntı yaratacaklar bana. Sen tuzu. Tamam, onu buraya getirsinler. Sonra başka hangi hayvan? Wild Dog aldık önceki bölümde. Tospa. Ama tospanlar da full paralı. Bizon parasız mı? Ah, oyun beni çok çaresiz bırakıyorsun. Kudumun oyunu. Küfür etmem, sadece şey, bir nevi bir iltifat. Tabi. Şimdi aha, fil geldi. Fil geldi. Merhaba bebişim. Abi heybete bak be. Daha güzel filler ve yavru fil görmek istiyorsanız bu arada yine birinci sezona yönlendiriyorum sizi. Orada fil üretmiştik bayağı. 2-3 tane yavrumuz vardı. Bayağı da güzellerdi. Albinomuz var mıydı bilmiyorum. Fillerin albinosu var mıydı onu da bilmiyorum ya. Büyük ihtimal vardır. Hepsinin var çünkü.
Woohoo, aynen. Bir şey diyeyim mi? Bu seri yürümeyecek bak ben size söyleyeyim. Şu an hani normalde bir içerik üreticisi olarak böyle konuşmam çok yanlış. Hani bildiğin karamsarlığa sürüklüyorum. Hani şu an hani kanalı mahvetmemin adımlarını atıyor olabilirim. Ama gerçekten zevk almıyorum. Hani bak fil aldık. Ne oldu işte takılıyor. Hani gerçeğinin videosunu izlemek varken neden oyununda şey yapayım gibi bir düşünce böyle hani kafamda deli sorular dostlar hani anlatabiliyor muyum? Yorumlarda hani siz de tartışın benimle hani ben yanlış mı düşünüyorum? Oyun çok sıradanlaştı benim için. Hani ilk zamanlarda tamam hani sektörüne bomba gibi düştü yani gerçek günümüz şartlarında yaşayan işte nesli tükenmek üzere olan yaşayan hayvanların hepsini var. Tamam işte etkilendik. O harika falan işte 20 bölüm devam etti. Ama akmıyor. Gitmiyor. Yani şu an mesela hani oldum. Heyecan vermiyor oyun. Yani bu kadar açıklamam. Oyun heyecan vermiyor ama yine de yani söylediğimi yapmak babında ben şu an birkaç hayvan daha alacağım. Mesela hiç goril almadık diye hatırlıyorum. Goril alalım. O bir oraya gitsin. Ne alalım? Şempanze alalım. Aslan aldık. Oo, kurt. Bu bölümün adında büyük ihtimal bir sürü hayvan görüp geleceksiniz. Goril, şempanze, fil ve kurt. Nokta nokta nokta. Şimdi onların hepsi gelsin bakalım. Şuradan kutuları taşıyor olması lazım. Koş lan koş. Daha hızlı, daha hızlı. Lan hızlı gittik. Lan kör oldum. Aa yok oldu. Işınlandı. Aa goril mi bu? Uga uga. Hadi bu hareketi yap. Yalvarırım. Şunu yap. Vallahi goril güzelmiş. Bunun albinosu yalnız var ya. Muazzam görünür bir şey diyeyim mi? Harika görünür. Göbeğe bak aynı benim yumaşımın göbeği gibi. Aha bir tane daha geldi. O ne? Şempanze. Abi şempanze çok daha güzel. Ha bir de kolunu kaşıyor. Şempanze diğerine 1000 basar bence. Aha kar yağıyor. Sizce şempanze mi goril mi? Bence şempanze. Daha güzel yapıldığını düşünüyorum. Aa oturmuş bir şeyler yapıyor. Ha bu da herhalde ilk suya gidecek. En başta suya mı gidiyorlar? Ben bunun bir oturuşunu görmek istiyorum. Kur bağdaş kur. Kardan mı kaçıyor? Sanırım kardan kaçıyor. Vay be. Vallahi bunu güzel yapmışlar. Hasani. Hasan abi. Senin adın neydi? Adeleka. Welfare'i bok gibi şu an. Küstüm diyor. Hayvan bildiğin hayata küstü be. Baksanıza. Ha, gözleri çok masum ya. Dişleri değil ama. Dişleri hiç masum değil. Şu an böyle şey. Nereden düştüm buraya? Kodumun insanlara beni alıkoydu doğamdan. Karımı özledim. Çocuklarımı özledim. Öyle bir tipi var yani. Diyeceğim bu dişiydi diye hatırlıyorum. Hocamı özledim. Çocuklarımı özledim. Öyle modifiye edelim. Hayır, hayır hayır çıkma. Niye çıkıyorsun? Deli. Ve kurt. Ne? Çekin. Dur lan oyun. Takip edemedik. Bok
gibi yapmışlar. Değil mi? Şaşırdığımı düşündünüz ama. Surata bak anasını satayım. Meymenetsiz. Böyle kurt mu olur? Bak yandan kurt. Eyvallah. Arkadan kurt. Eyvallah. Ama bu ne? Bir dakika. Neden şaşırdığımı göstereyim. Abi şu resme bakar mısınız bir? Şu hayvanın bu sağ üstte benim kafamın üstündeki resmine bir bakın. Alakası yok lan. Güzel animasyon. Saldırganlık falan. Koku. Aa yatacak mı? Bak bu harika olmuş bak. Çok net bu harika olmuş. Köpekler de öyle yapıyor. Böyle bir kokluyor kokluyor böyle bir dönüyor birkaç kere sonra tık yatıyorlar oraya. Kedisi köpeği olanlar bilir. Onu güzel yapmışlar. Güzel düşünülmüş. Şu detayla neden bu kadar parlak oldu buralar ya? Çok kar oldu be. Ha tamam videoya benden daha güzel görünüyormuş. Siz benden daha güzel görüyorsunuz cidden bu arada. Şu an ben o kadar parlak ki benim için. Yani gözlerim ağlıyor, zırlıyor. Bu ne? İdeal temperature range. Ne yapayım Bremen? Şu anlık sizle zaten ilgilenmiyorum yani. Peki hemen size bilgilerini de söyleyelim. Bakalım neymiş bu hayvanların Zoopedia'daki özellikleri. Filler 3 ila 5'li gruplar halinde yaşıyorlarmış. Yani en az 3 file ihtiyacınız var. Ve bir erkek en fazla. Gerisi full dişi. 15 yaşında çiftleşmeye başlayabiliyorlarmış. Ölene kadar çiftleşebiliyorlarmış. Bir yavru doğuruyorlarmış. 22 ay hamilelik süreleri varmış. Ve doğurduktan 108 ay sonra tekrar hamile kalabiliyorlarmış. Yani 108 ay kız ana gelmiyorlar diyeyim. Şimdi bir de kurdunkine bakalım. Kurt da grup halinde yaşar bence. Aynen en az ikili. Ha, full 12 erkek de olabilir, full 12 dişi de olabilir. Benim size tavsiyem eğer oyun içi bu yaprak paradan kazanmak istiyorsanız iki erkek gerisini full dişi bırakın. Dört yaşında üreyebiliyorlarmış. Bunlar da ölene kadar üreyebiliyorlarmış. 1 ve 5 arası yavru yapıyorlarmış. Peki bir dakika. Zamanında aslanlarla yaşadığımız olay bunda da var mı? Bakın 3000 dolarlık yemek yiyor günlük. 750 dolar. Bak kurtlar bayağı ucuzmuş ha. Kurt besleyebilirsiniz dostlar. Farkınızı batırmaz. Ama aslanlar batırır onu size söyleyeyim. Biz onu yaşadık yani. 3-4 bölüm batıyorduk full. Hani ucundan kurtardık, loğunu aldık falan. Şempanze de ucuzmuş bayağı. Goril biraz pahalıymış. Bak goril kurttan daha pahalıymış. Onu öğrenmiş olduk. Evet. Peki gorilin Zoopedia'daki özellikleri ne? Hemen bakalım. 3 ila 6 arası bir grup oluyormuş. Bir erkek 5 dişi. 10 yaşında çiftleşebiliyorlarmış. Öyle ha. Ne zaman kısırlaşacakları bilinmiyor. Hani bir anda olabilir hani durup dururken işte 10 yaşında mesela 12 yaşında kısır kalabilir bu hayvan veya işte ölene kadar çiftleşebilir gibi. Her yavru yapışlarında bir yavru yapıyorlarmış. 9 ay hamilelik süreleri varmış biz insanlar gibi. Hamile kaldıktan yani yavruladıktan sonra 60 ay boyunca şey olmuyorlarmış. Hamile olmuyorlarmış. Üreyemiyorlar. Bu şey çokmuş ya. Biz insanlar o açıdan bayağı farklıyız. Peki şempanze kardeş seninki? Zoopedia. Bunlar da 5-15'li gruplar arasında en fazla 10 erkek, en fazla 10 dişi. Yani 5 erkek 10 dişi yapabilirsiniz bunu. Tavsiye. 14 yaşında çiftleşebilecek şeye ulaşıyorlar. Aa bu bayağı insan ya. Şura dışında. 50 yaşında kaybediyorlarmış çiftleşme özelliklerini. 8 ay hamilelik süresi 1 tane yavru doğuruyorlarmış ve bunlar da aynı şekilde 60 ay boyunca hamile kalamıyorlarmış dostlar.
Aa, şu an bir şey fark ettim. Bak, o kadar oyun oynadım yeni fark ettim. Scroll'u hızlı hareket ettirince bir rüzgar sesi geliyor. Tamam yeter. Midenizi bulandırmayayım sizin de. Evet dostlar. Bunlar bu kadardı. Yani bölümü daha fazla uzatmak için birkaç hayvan daha almam gerekiyor. Yani ama yani 20 dakikanın yeterli olduğunu düşünüyorum şu anlık. Son olarak ben tekrar fikrimi belirteyim de. Ben Planet Zoo serisinin artık devam etmesini istemiyorum dostlar. Açıkça kendim şahsen. Hani ben burada noktayı koymak istiyorum. En fazla yapmak yani şu an canı gönülden yapabileceğim son şey final bölümü çekmektir. Hani dostlar bu kadardı. İşte yaptığımız bütün parkları bir gösteririm ve bitiririz. Hani noktayı koyarız. Zevk almıyorum hani. Ki ben zevk alamazsam sizin de zevk ve yani sizi de mutlu edemem. Ki şu an öyledir. Şu an videoyu buraya kadar izlediyseniz sıkıldığınızı tahmin ediyorum ben sizin. Hani fikrinizi aşağıda belirtin. Yani ben şahsen devam etmesini istemiyorum bu senin. Hani siz de böyle belirtin. Ben devam etmesini istiyorum, istemiyorum gibi. Ama şu mantıkta yazmayın. İşte bilgisayarım yok. Oyun oynayamıyoruz. Alpin ya video çek de seni izleyeyim. Mantığıyla değil de hani bu adam video çekiyor. Ben bu adamın videosunu şu an izlerken bu videoda mutlu muyum? Evet, mutluyum. Devam et. Hayır değilim. Devam etme şeklinde yorumunuzu rica ediyorum. Benim için önemli bu. Ben de tam bildirim atacak zamanı buldum telefon. Yani bu kadar. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın efendim. Diğer serilerimize de göz atın. İlk sezon güzeldi. Görüşmek üzere. Bay bay.